Ey matematik sevdaları, matematik olmazsa olmazım diyenler, TYT Matematik'te başarılı olmalıyım, iyi bir üniversite kazanmalıyım diye yola çıkanlar, doğru adreslisiniz, Bahri Hoca ile matematik başlıyor. TYT Matematik derslerimize ilk olarak temel kavramlarla başlayacağız. Unutmayalım temel kavramlar hem diğer konuların temel öz konusu olduğu, hem de diğer kavramlarla beraber kullanıldığı için, çok önemli bir konudur. Her yıl 4 veya 5 soru geliyor. Biz burada özellikle her bir temel kavramı ayrı ayrı inceleyeceğiz. Soru kalıplarına tek tek bakacağız. Genel kalıplar, özellikle yeni nesil kalıpları tüm kavramı beraber incelemeye çalışacağız. İlk olarak gelin 4 işlemle başlayalım. Evet, evet yanlış duymadınız. 4 işleme başlıyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapacağız. Ve bunlarla alakalı sayıları, işlemleri beraber kurgulamaya çalışacağız. Peki nasıl mı? Önce gelin kavramınızı şöyle bir hatırlayalım. Size böyle biraz daha geçmişe götüreyim. Biraz çocukluğunuza inelim beraber. Neler bizim kavramlarımız? 4 işlem yeteneği var 4 işlemimiz vardı Hani yapardık ya toplama 1 artı 3 4. Aynı işaret 1 3 topladım. 4. 3'ten 1 çıktı. 2. 1'den 3 çıkarsa 2 topladım. Hatırladınız mı ilkokul yıllarınızı? İşte çok basit işlemlerle beraber yine aynen devam ediyoruz. Aynı işaretler toplanırken toplanır diyeceğiz 1-3 gibi. Aynı işaretli eksi 1, eksi 3 örnek verdim. Eksi 4 olur gibi. Eğer bunlar zil işaretliyse bunlar arasına çıkarma yapılır. Büyüğün işareti kullanılır. Hani burada akla gelir hocam. Hiçbir şey söyleyince sanki karışık gibi oluyor. Hemen örnek vereyim isterseniz. Artı 1, artı artı 3'ten bakın artı 4 gelir. Eğer artı 1 artı eksi 3 alsanız zıt işaretli olduğu için bunlar çıkarılır. Eksi 3 bir daha ne yapar? 2 yapar. Büyük olan eksi 3 mutlak değerce eksi 2 yapar. Veya eksi 1 ile ne olurdu? 2'yi toplasaydım. Bakın ikisi de pozitif. Burası ne yapacak? Artı 3'ü. Pardon. Artı 2 eksi 1. Burası ne yapacak? artı 1 yapardı. Veya bunları çarpsam ne olurdu? Mesela eksi 1 ile eksi 3 çarptığımızı düşünelim. Hadi şu eksi arkadaşlar. Bu ne olurdu? Artı 3 yapar. Veya 1 ila 3 çarpsam yine 3 yapar. Demek ki çarpmada aynı işaretli ise pozitiftir. Zıt işaretli. Hocam çok iyi biliyoruz. Yıllarca gördük. Ne yapıyoruz? Eksi 1 çarpı 3 de eksi 3 yapar. Aynı işaretli çarparken, bölerken pozitif oluyordu. Eğer zıt işaretliyse negatif oluyordu. Evet bakın gayet basit kurallarımız vardı. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Hocam e, bunlar toplama çıkarma. E, buradan ne soru gelecek ki? Göreceksiniz ÖSV bunu da yolunu bulmuş. İkinci olarak soruya geçmeden evvel bir şey daha hatırlatmakta fayda var. O da işlem önceliği. Tamam toplama çıkarma, bölme çıkarma bilebiliriz. Ama beraber kullanıldıklarına bunların temel kuralları var. Mesela öncelikle unutmuyoruz ki parantez kullanılır. Parantezlerden sonra varsa üstü alma, üstü ifadeler kullanılır. Daha sonra çarpma, bölme, daha sonra toplama, çıkarma yapılır. Şunu diyebilirsiniz, iyi de hocam. Bu sıra olmazsa ne olur ki bu gerçekten soru hazırlamada enfes bir kuraldır. Bakın ben size bunu üzerine bir örnek vereyim isterseniz. 2 artı 12 bölü 2 eksi 1 yapayım. Çok basit işlemler peş bir şey yazdım. Bakın şimdi doğru yaptığınızda ne olur? Önce çorp, çor, pardon bölme yaparsınız. Bölmeden size 6 gelir. Buradan 2 artı var. Eksi 1 var. O halde 2 artı 6 8. Bir daha çıkarın 7 yapar. Peki ya yanlış yapan bir öğrenci olsa? Ne derdiniz? Hocam mesela önce toplama yaptı bu adam. Toplama yaptı 14. Çıkarma yaptı 1. Bölme yaptı. Cevap kaç çıktı? 14. F fark ettiniz mi? sonuç tamamen değişir. İşlemlerin öncelikleri olması sonucu tamamen değiştiren bir ifadır. Aman aman dikkat. Tabii şimdi aklı şu geliyor hocam bu kadar mı kolay? Aslında gerçekten tebel mantık gerçekten bu kadar kolay. Ve bu yazdığım soru gibi de bazı hataları ayıklamayı hatalı mı öğrenmiş öğrenmemiş mi? Bakmayı çok severler. Peki sonra gelin bakalım. Eskisinden yenisinden her soruyu beraber şöyle bir inceleyelim. Şimdi ilk olarak klasik sorularımız var. 7 5 artı 14 10. Pozitifleri kendi arasına toplayalım mı? 7, 14 daha bakın burada 21 yapacak. Diğer taraftan 5 eksi 10 da 15 yapacak. 21 eksi 15'ten burası 6 yapar gayet basit. Hatta şunu Der gibisiniz galiba. Hocam ben sıralı yaptım. Siz ne gruplandırdınız ki? Ben 7'den 5 çıkarttım. Zaten 2 yaptı. 2 14 daha 16 yaptı. 16'dan 10 çıkarttım 6 yaptı. Peki devam edelim. Çarpma yapıyorum. Çarpma eksi eksi artı eksi. Hepsi çarpılmış. Aman aman dikkat. Şimdi yine isterseniz ben önce bir gruplandırayım. Eksi 3 çarpı eksi 4. Eksi çarpı eksi artı yapar. Yani burası artı 12. Bakın şurası da kaç yapar? Eksi 8 yapar. Çünkü işaretleri zıt. O zaman ne yaparım bunları çarptığımda? Artı çarpı eksi eksidir. 8 çarpı 12 de tabii ki 96'dır. Veya şunu diyebiliriz. Hocam ben sırayla çarptım bile. Eksi çarpı eksi önce 12'yi buldum. 12 çarpı 8 96'yı buldum. 96 çarpı eksi 1 eksi 96'yı buldum. Da diyebiliriz. Şimdi, peki ÖSYM e nasıl sormuş? Biraz daha son yıllarda sorulara baktığımız zaman işte bu topluma çıkarmayı seviyor bu adamlar. Ama nasıl soruları değiştiriyor? Beraber bakalım isterseniz. İşte karşınızda yeni nesil sorular çok güzel bir örnek. Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir oyunda oklar ve çemberlerine oluşmuş şekiller kullanılıyor. Şimdi unutmayın yeni nesil sorular uzadı, paragraf varı aldı ama ilk paragraflar özellikle söylüyorum size oyunun veya aşağıda soracağı sorunun ön bilgileridir. İyi okunmalıdır. Çünkü ne yapacağınızı buradan çıkaracaksınız. Soru aslında şurası. Şurası ön bilgi. Şurası da aslında soru kısmı. Bakalım ön bilgi neymiş? Her çember içindeki sayıya okun yanında bulunan işlem uygulanıp elde edilen sonuç okla gösterilen çemberin içerisine yazılıyor. Bakın çemberlerim var okulların üzerinde işlemler tanımlanmış. O halde x kaçtır? Hemen beraber bakalım. 5 eksi 1. 4 yaptı. 4 çarpı 6. 24 yaptı. 24 bölü 2. 12 yaptı. 12 artı 7. 19 yaptı. Tak diye cevap 19 oldu. Şimdi az önce klasik dediğiniz soru vardı. Farkı var mı? Kesinlikle yok. Ama dikkatli okuyup ne yapsa karar vermeniz lazım. Tabi bu soru üzerinden gidersem farklı olarak küçük bir tavsiyem şu da yapılabilirdi. Mesela diyelim ki sonra da ben küçük bir değişiklik yaptım. Şöyle rengi birazcık değiştireyim. Mesela şunu yine beyaz hale getireyim. Burada hani biraz daha olayı farklı yorumlatmak adına yorumlat yorumlatmak adına pardon yanlış oldu. Ee, şu da yapılabilirdi. Şu çemberin içine bakın e, bir değer verelim. Yani başlangıcı vermeyelim de hadi arayı verelim. Mesela şurası kaç olsun? 12 olsun. Tamamen uyduruyorum bir değer verdim. 12 bölü 2, 6, 6'ya 7 ekledim, burası 13'e gitti. 6 ile çarptım, 12 olmuş. O halde buranın ne olması lazım? 2 olması lazım. Bakın, burada ileri doğru gittim, burada geriye doğru gidiyorum. 1 çıkarmışım, 2 olmuş. Ne olur burası 3 yapar. Mesela der ki, x ile y'nin toplamı nedir? Veya şurada 12 vermek yerine x'li bir ifade verir. O x'e göre ise işlem yaptıp denklemle çözdürebilir. Bu tip örneklere karşınıza çıkacaktır şimdiden söylemiş olayım. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir zamanların en favori sorularındandır. X'i ve Y'yi veriyor. Aşağıdaysa denklemler var. Bir çarpma işlemi var. X'i ve Y'yi yerine yazmanız yeterli. Bakın hemen üstüne yazıyorum. X yerine 3, Y yerine eksi 1. X yerine 3, Y yerine eksi 1. 3 çarpı 3 buradan 9. Eksi 1, eksi 6 geliyor. Buradansa bakın 3 Eksi, eksi unutmayın. Şurası artıya dönüşecek. Artı 2 oldu. Artı 1 oldu. 9, eksi 1, 8, 6 çıkarttım. 2'ye gittim. 3, 2, 5, burası da 6 yaptı. 2 çarpı 6 tane cevap ne yaptı? 12 yaptı. Gördüğünüz gibi 4 işlem dediğimiz kavramlar hiç de ilk o klasik sorulardan farklı değil. Peki bir açık bir soruya bakalım. Ee, özellikle yeni nesil sorularda matematiğe dair temel her kavram çokça kullanılıyor ve farklı farklı kullanılıyor. En çok kullanılan bir tanesi sayı doğrusudur. Peki nasıl kullanılıyor ona bakalım. Yukarıda bir sayı doğrusu verilmiş. A, B, C, D gibi dört tane nokta gösteriliyor. A noktası eksi 4, B noktası e, şurada bir yanlış yapılmış. Buraya 4 ekleyeyim. Hemen 14 olarak karşılık geliyor. Yani yine bu soruda sorumda yazmadığım bir şey ekleyeyim. Arkadaşlar her bir nokta arası mesafe eşit mesafededir. Onu yazmayı unutmuşum. Onu da eklemiş olayım. Diyor ki soruda C ve D noktalarına karşılık gelen sayılar için C eksi D'ye karşı. Madem C ve D birer tam sayı evre bakalım. Eksi 4, 14. Eksi 4 ve 14 arasında bakın 18 fark var. Farkında mısınız? Eksi 4, negatif 4, 14, pozitif 14, 18 fark var. O halde sayalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane bölge Aralık var burada 9 Aralık 18 olduğuna göre her birinin ikişer olacağını söylememiz mümkün devam edebilirsiniz yaz O hale gelin beraber bakalım acaba C ifadesi kimdir Eksi -4 sayı doğrusu bakın artmaya doğru gidiyor 2, 2 arttıralım mı Eksi 4, 2 daha, eksi 2, 2 daha, 0, 2 daha, 2, 2 daha, 4, eksi 2, 0, 2, 4'e geldik. Diğer taraftan gidelim isterseniz. Bakın 2 eksilttim, eksi 6, 2 eksilttim, eksi 8. O halde C ifadesi 4 iken D ifadesinin eksi 8 olduğunu görmekteyiz. Ne bir sayalım hatta hata olmasın. 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 2, 8 arttı. Bu tarafa 4 azaldı. Evet. O halde buradan ne yapıyoruz? 4 artı 8 olur. Yani C eksi kaç yapar? 12 yapar. Gayet güzel soru. Özellikle sayı doğrusunu kavramanı incelerken aralıkların eşit olduğunu buraya verilmiş. Bazı sorularda farklı verebilirdi. O yüzden soru okumak çok önemli zaten. O yüzden de ÖSM bu konuda gerçekten çok temkinli davranıyor. Paragraflar da gayet uzun veriyor ki herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Burada onu da ekleyeyim. Soruların uzaması soruları asla zorlaştırmadı. Altını çiziyorum. Tam tersi. Soru daha anlaşılır oldu. Bazen şunu duyabiliyoruz. Hocam soru çok uzun. Yoruluyoruz. Sakın öyle düşünmeyin. Ön bilgiyi okuyun. Ne yapacağınızı zaten size az çok söyleyecek. Aşağıda o ön bilgiyi nasıl kullanacağınızı, neyi soracağını söylüyor. Soru zaten bitiyor. Bizim İhsan diye bir öğrencimiz var. Bakalım acaba o ne yapmış? Matematiksel işlemlerle alakalı bir sorunu var. İşlem önceliği kurallarının bir kısmının aşağıda veren sıralamadaki gibi yanlış bilmektedir. Bakın özellikle söylüyor. Yanlış öğrenmiş. Bakın önce toplama çıkarma yapmış. Sonra bölme çarpma yapmış. Ee, o zaman diyor bu sonucu kaç bulur? Ama neye göre? Dikkat! İhsan bu işlem önceliğine göre. Hatta onu altını çiziyorum. Bakın biz bunlara anahtar kelimeler diyoruz. Anahtar, kelimeler sorunun en kritik olduğu noktaları size söyler. Farklı, olur, olamaz. Ee, kesinlikle hiçbir zaman bu işlem önceliğine göre, doğal sayılara göre demek gibi. Peki bu işlem önceliği sıralamasına göre acaba ne olur? Şimdi yukarıda önce bizim İhsan ne yapmış? Toplama çıkarma yapmış. Geliyorum bu arada bu 8 arkadaşlar biraz tuhaf durumun farkındayım kullanım programdan dolayı biraz sıkıntı oldu galiba. Öyle çıkarma yapalım hadi. 8 eksi 2 6 yapar. Toplama yapmış. Toplama 11 yapar. Toplama yapmış. 8 yapar. Önce toplamaları sonra çıkarmaları yapmış. Bakın toplamaları yaptım. Toplama yaptım. Çıkarma yaptım. Bir de bakıyorum ki arada çarpmalar varmış. Korkmuş bir yer çıkacak herhalde. Ee, kaç yapıyor? 6 çarpı 88. 6 çarpı 80 480 48 daha sanırım 528 yapıyor. Evet. E, o zaman cevabı kaç buldu? 528 bulur. Bazen öğretmen şöyle bir şey yapabilir. Öğrencinin bulmuş olduğu sonucun rakamları toplamı kaçtır diye de diyebilir. Bilginiz olsun. Veya şu sorulamaz mıydı? Öğrenci bulması gereken değerden ne kadar fazla bulmuştur? Hadi bakalım. Çünkü burada artık iki şeyi sormuş olacak. Hem acaba doğrusunu öğrenci biliyor mu? Hem de acaba bu yanlış gidilen yolu öğrenci acaba gerçekten okuyup anlamış mı? Bakın mesela önce bizim normal kuralımda çarpma yapılır. Hatta 8-14 eksi artı çarpma yapıldı. 20 artı 3. Şimdi 8, 28, 31, 31 eksi 4 kaç yaptı? 17. Normalde 17 bulması gerekiyordu gerçek doğru kuralı kullansaydı. Ama bu 528 bulmuş. Bakın bunun farkları da çok rahat sorulabilir. Zaten gene de öğrenin zorlan kısmı burası oluyor. Direkt bir şeyi zor sormak yerine rakamları toplama doğru yapsaydı filan derken bakıyoruz ki öğrenip bir yerde kopmuş. Ama unutmayın soru net anlaşılması lazım. Orası çok önemli. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu seferse e, şöyle bir şey sormuş. A artı B çarpı C'nin 28 olduğunu vermiş. Acaba hangisi olamaz demiş. Hatırlayın olamaz bizim anahtar kelimemizdi. Yani bunun altını çiziyorum. Bu olamaz tarzı sorular kolay sorulardır. Şıklardan giderek tek tek denemeniz bile yeterli. Ama tavsiyem yukarıda o A artı B çarpı C var. Onu aşağıya yazın. Yani A artı B çarpı C. Bakın şimdi. B çarpı C kaç yaptı? 24. 4 daha kaç yaptı? 28. A olur. Problem yok. Ee, 3 çarpı 7, 21, 7 ekledim. Burası ne yaptı? 28. Evet olabilir. 3 çarpı, pardon 2 çarpı 13, 26, 26, 2 daha 28. Kesinlikle olabilir. Hala ama olamayacak şıkkı bulamadık. Kaldı 2. Bakalım 3 çarpı 6 18 10 ekledim burası tabii ki 28 oldu. Meğersem en son aymış. O hale bakalım Aa, niye olmuyor peki? 4 çarpı 5 20 unutmayın çarpma 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 öncelikli. E, 6 ekledim burası çok yakın ama olmaz 26 oldu 28 olamadığı için cevap edinir olur. Bazen bu sorular böyle sayısal değer olarak verilmiş ama... E, şıklarda işlemler de olabilirdi. Dilerseniz gelin ona bir örnek vereyim. Aa fakat öncesinde bir soru daha varmış. Burada bir tanım sorulmuş. A 4 B 2 olduğuna göre kaç tanesi tam sayıdır? Yine işlem yaptırıp süper tam sayı olup olmadığını inceliyoruz. A'yı B'ye bölmüşüm. Yani 4'ü 2'ye bölmüşüm. 2 olmuş. A ile B'yi çarpmışım. 4 çarpı 2 8 olmuş. B'yi A'ya bölmüşüm. İlginç. 2 bölü 4. Hatırlayalım. Ee, sadeleştirme yapalım. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yapar. İkisini de 2'ye böldüm. Ee, 2 ile 4'ü toplarsam da 6 olur. Bakın 2 tam sayıdır. 8 tamdır. 6 tamdır. Ama 1 bölü 2 tam değil. Bir rasyonel sayıdır. Tam rasyonel bunları diğer dersinde çok detaylı inceleyeceğim. Burada 3 tane bizim için tam sayı var. Olay bitmiştir. Mesela Şahsen ben bu soru olsam, tabii yeni nesil soracak olsam böyle tabii ki sormazdım. Şöyle sorardım, ee, bir öğretmen dört e, öğrencisine A'nın dört, B'nin ikili olduğunu vererek aşağıdaki işlemleri tanımlamıştır. İşte isim de verirdim belki, Ali, Bekir, Can, e, kim olsun, Deniz olsun mesela. Ve derdim ki bu dört öğrenciden cevabı tam sayı bulanların cevapları toplamı nedir? Güzel de soru çıkardı. Çünkü bu biraz daha soruyu uzatıyor. Yeni sorularda biraz daha böyle paragraf var, soruları seviyor. Temel tanımları yorumlatmayı da seviyor. Şunu bir temizleyelim ve yolumuza devam edelim. Diğer sorumuzdaysa e, bir çarpma ama tamamen ilkokul, ortaokul çarpması tarzı basit bir çarpma bizi bekliyor. Bu sorular bazen çok kaba saba görünür. Ama göreceksiniz. E, çok kolay sorulardır. Bakın düz bir çarpma yapalım. Eee Şimdi çarpma nasıldı? 5 ile başlardık. 5 ile z'yi, y'yi, x'i çarparak işte elimizde şu sayı var. Şuna ekledim giderdim. Zaten bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Yapmaya gerek yok. Sonra şura bir sayı ortaya çıkardı. Daha sonra gelirdim 4'e. 4'ü alırdım. 4'ü z ile çarptım. Sonra y ile çarptım. x ile çarptım. Şunu yazdım. Elde bu sayı var. Bunu ekledim. Basit bir ortaokul mantığı vardı. Bir şey fark ettiniz mi? Bunu derken aslında şurada beşle başlarken bilmiyorum, bilmiyorum bir şey söyleyemedim. Ama dörde geldiğinde dörtle çarptım. X, Y, Z sayısını üç basamak sayının 4 katını aldım. Yazılmış. O hale 512'yi 4'e böldüğümde kaç yapar? 128. Demek ki ben X, Y, Z'yi zaten biliyormuşum. O hale gelin yazalım. 128'i 5 ile çarpsam ne olur? 5 çarpı 8 40. 40'ın 0 elde var 4. 5 çarpı 2 10. 14'ün 4'ü elde var 1. Kaç yaptı? 5, 4. Kaç yaptı? 6 etti özür dilerim. 640 etti. O halde 0, 6, 7, 5. 5760 bizim sonucumuz yapar. Gördüğünüz gibi Burada özellikle dört işlem esaslı olduğu için soruya dikkatli, sabırlı yaklaşmanız yeterli. Asla acele etmeyin. Soruya hakimiz kaydetmeyin. Peki gelin bir diğer soruya bakalım. Evet bir yorum sorusu. Reel sayı doğrusu üzerinde bulunan yani bir sayı doğrusu ve sayı hani ne olduğu belli olmadığı için bile tanımlayacak ya, o yüzden reel diyor aslında bir A noktası varmış ve bu A noktasıyla alakalı diyor ki eksi 22 ile 30 sayılarına karşılık gelen noktalardan noktalardan eşit uzaklıktadır. Şimdi siz iki noktaya eşit uzaklıkta olduğunuza göre ortada bir yerde olmanız lazım. O zaman A noktasına karşı gelen sayı nedir? İsterseniz bunu bir sayı doğrusu çizerek de gösterebilirsiniz. Mesela ben bir tane çizeyim isterseniz. Veya isterseniz şu an cevabı söylediğiniz uyar gibiyim aslında. Bakın bir tane eksi 22 var negatif bölgede olsun. Bir tanesi şöyle 30 olsun şöyle bir yerde olsun. İki sayının ortasında pardon eşit uzaklıkta olduğuna göre bir kere ortada bir yerde olmak zorundayız. Yani eksi 22 eşit uzaklıkta buna eşit uzaklıkta. Bir. Madem eşit uzaklıkta o halde eksi 22 30 farka bakın. Burada 52 fark var. Yani demek ki aradaki yol 52. Ee, fark 52 ise 2'ye bölün demek ki burada 26 var burada 26 var. Hadi 26 büyüttüğümde eksi 22'ye 26 ekliyorum. Burası kaç yapar? 4 yapar. Veya şu dediğimizde duyar gibiyim. Hocam aritmetik ortasını alsaydık. Aritmetik orta neydi arkadaşlar? İki tane sayı topla ikiye böl. Burası kaç yapar? Sekiz. Sekiz bölü iki. Burası kaç yapar? Dört yapar. Kolaymış değil mi? Peki gelin devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Ben önce rengimi de değiştireyim. Şöyle. Diğer sorumuza artık sayılardan biraz daha işlemlere doğru geçiyorum. Acaba bizi ne bekliyor? Ee, çok güzel bir sorudur. Öğretmenin sorduğu sorular çok güzel bir örnektir. 1, 2, 3 tane öncül verilmiş boş kutularım var. Boş kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. Bakın yine eşit olur. Bunun bir altını çizelim. Hangi sırayla dediği için yine demin o sayı kavramı sorusunda olduğu gibi denemek zorundayız. Hadi başlayalım. Mesela toplama olsa burası ne olur? Bu toplama, bu çarpma, bu çıkarma oldu diyelim. Topladım sıfıra gitti. Çarptım eksi 8'e gitti. Oo, dakika bir. Ol bir. Yani olmayacağı belli oldu. Demek ki bu olmayacak. O zaman bunu hemen şöyle bir siliyorum. A şıkkı daha ilk iki işlemde kaybetti zaten. Peki o zaman ikinciye geldim. Eksi, artı ve çarpma var. Çıkarttığımda eksi 8, topladığımda 2 yine eşit olmadı. B de elendi. O zaman bunu da şöyle bir siliyorum. A ve B şıkkından bir şey çıkmadı. Peki gelelim mesela kime? Ee, şöyle C şıkkına. Burada eksi, burada çarpma, buradaysa toplama kullanıyorum. Oraya çıkarttığımda eksi 8, çarptığımda eksi 8, topladığımda yine eksi 8. Demek ki 3 de aynı cevaba gidiyor. 3 de aynı cevabı verdiğine göre cevap C'yi hanır. Bakın bu kadar kolaydır. Tek tek şıkları denemeniz yeterlidir. Ha bazı sorularda şu olamazdı hocam ben bir deneseydim. Zaten kaç olasılık var? ki 6 ihtimal var. mıydı? kesinlikle olurdu ama şıklardan gitmenize mümkündür. Ona söylemiş olayı. Bir diğer sorumuz bunun benzeri ama bir şey değiştirdim sizin için. Ee, bu sefer sıralamamız yetmeyecek. Üçgen, kare ve beşgenim var. Her birinin içine toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri bir kez yazılacaktır. Ve şu sayılar arasına bunlar geldi. Hangisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bunun sonucunun en küçük olması için haydi geçmiş olsun. Yine tek tek denemeniz lazım. Kolay bir soru ama tek tek denemeniz gerektiği için... Ee, biraz zaman alacaktır. Kesinlikle bu sorularda acele etmeyin. İlk dört sorulan biri olur genelde zaten. Ama acele etmeden tane tane fakat bu soruyu özel belki de bir planı verebilirim. Peki bakalım. İlkiyle başlayalım. İlkinde ee, bakın şöyle yazayım. Buraya yazalım. Eksi 8, 2, 3, eksi 4 sayıları şıklara yerleştirirseniz hem zamandan kazanırız hem de çok daha net görebilirsiniz. Önce çarpma yapılır tekrar tekrar söylüyorum. Eksi 3 çarpı eksi 4 etti burası 12. 2 geldi 12 2 daha 14 eksi 8 burası kaça gitti 6. Tekrar edelim 12 ee, evet 12 geldi 2 daha 14 14 eksi evet eşit mutasyon yok. Yine şuraya yazalım bakalım eksi 8 2 3 ve eksi -4 yine önce çarpma yapıyorum Burası eksi -12 eksi 2 daha eksi 14 eksi 8 eksi -22 etti Demek ki cevabın a olmayacağı belli oldu. devam edelim Şuraya yine eksi 8 buraya 2 buraya 3 burayasa -4 yazdım yine öyle çarpmayı yapıyorum Burası eksi -16 Eksi 16, eksi 3, eksi 19, eksi 4, eksi 23 yapıyor. Demek ki B'de eleni C olma ihtimali artık arttı. Peki başka var mı bakalım? Şimdi yine eksi 8, 2, burası 3, bura eksi 4. Eksi 16 mı? E, pardon önce çarpma yapacağız. Eksi 2 çarpı 3, eksi 6, eksi 14, eksi 18'e gitti. Şuradaysa eksi 8, 2, 3, eksi 4. İşlemlere aman aman dikkat. Burada çünkü çok fazla bakın dile kolay. Ee, 1, 2, 3 işlem, 3 çarpı 15 işlem peş peşe gelecek. Aman aman dikkat edin işlemlere kaçırmayın. Eksi 16 geldi. Eksi 16, 3 daha. Eksi 13, e, 4 geldi. E, e, eksi 9'a düştü. Sanırım iş hatası yapmaz Şimdi bakın burada cevabın Ceyhan en küçük olduğu ortaya çıktı. Abi, bir bahsetmiştim. Gelin onu beraber bakalım isterseniz. Şimdi madem en küçüğü arıyorsunuz. Çarpma, toplama, çıkarma, toplama 3 tane işlem yapacak mıyız? Bu üç işlemi ne yapabilirim? En küçük nasıl yaparım? Çarptığım zaman ifadeyi ne kadar küçültebilirim? Bakın çarpsam bura pozitif büyütür olmaz. Çarpsam küçültür çünkü 3 çarpı eksi 4 eksi 12 sayı 12 kadar küçülür olabilir. Ama 8 çarpı 2 16 küçüdür. Bir kere bu kesinlikle çarpma olmalı ki. Eksi 16 çok küçük bir değer işime yarıyor. Şimdi toplamı ve çıkarmayı nasıl dağıtırım? Şimdi burada eksi 4 var. Zaten eksi ifademi küçültecek. O zaman bu eksinin bozulmaması lazım. Buraya toplamayı atarım. Burada artı 3 var. İfadeyi büyütüyor. Küçültmek için de bunu işaretini bozarım. Hepsi eksi olmadı mı? Eksi 16. Eksi 3. Eksi 4 eksi 23'te burada diyebilirdiniz. Bu tahmin size kalmış. İster şıklardan gidin ister e, benim gibi mantık kurma bir B planı yapmaya çalışın. Size kalmış arkadaşlar. Siz bunları arada bir yavaşlatarak veya e, videomu durarak mutlaka kendiniz de çözmeye çalışın, hatırlatmış olayım. Diğer sorumuza geçelim. Burası bir örgüleme sorusu var. Şekil 1 ve şekil 2 verilmiş. Çemberlerin içine tam sayılar Aynı kurala göre yerleştirilmiş. Acaba kural ne? şekilde bakıyorum. 2, 5, 7, 5, 8, 13, 7, 13, 20. E gayet kolay. Toplanmış. Hem de hepsine toplama yapılmış. Toplaya toplaya gitmiş. Peki madem kolay bir toplam var, Sonra da kolaydır o zaman. Her bir çember farklı pozitif doğal sayı olduğuna göre hemen e, ekleyim. E, doğal sayılar pozitif demiş arkadaşlar. Yani sıfırı alamayacağımı da söylemiş. Onu da eklemiş olayım. Hatta pozitif doğal sayı pozitif tam sayı ise daha iyi olur. Onu da söyleyeyim. Burada bir kavram hatası var. Pozitif tam sayı veya sayma sayısı daha iyi olacaktı. Burada küçük bir hata yapmışım. X'in alabileceği en küçük ve en büyük değerler toplamı ne olur? Şimdi en küçük ne olurdu? En küçük sayma sayı pozitif tam sayı 1'dir. Acaba 1 olur mu? 12'ye gitsem uyduralım ya. Burası 4 olsa burası 8 olur. Burası 8 olsa e, bunların toplamı 4. Burası 8 yapacak. Diyelim e, burası 7 yapar. O tabi olmadı yerleştireyim mi? Hadi burayı 3 yapalım. Burası 3 yapsa şuraya kaç gelir? 2 gelir. Buraya 9 mu gelir? Burayı 3 yaptım. Buraya 1, 2 yaparım. Bir renk küçük ya. 1, 2, 3'ü verir. Buraya kaç kalır? Bakın toplam bura 12'yi veriyor. 9'u versin diye buraya 7 yapabilirim. Demek ki o zaman olabilir. Gayet de kolay bir ifadeymiş. Yani x en küçük 1 olur. Değerlerde bakın gayet basit yerleştirebilir. Peki en büyük olsa gelin onda e, yeşil yapalım isterseniz. Şimdi 3'e 9 diye yerleştirdim yazdım. az ben. şöyle yapsaydım. Şu biri buraya değil de buraya alsaydım. O zaman buraya kaç gelirdim? Mesela 2 gelirdi. E, burası da 9 olurdu. 9 olduğu için de buraya 8 gelir. Bakın bir de en büyük diyor ya şu 3 ve 9'u yer değiştirdiğimi düşünün. Hatta şöyle sembolü yine ben yapayım. 9'u buraya aldım. 3'ü buraya aldım. 9 olduğu için de ne yaptım? Şurası 8'e 1 oldu. E, buradan da ifade kime gitti? 3 içinde 1'e 2'ye gitti. Bakın yine hiçbir şey değişmedi. Demek ki en küçük 1 verebilirim e, ee, en büyük 8 verebilirim. O halde 1 artı 8 buradan da kaç yapar? 9 yapar. Burası şu önemli. Değeri ve doğru vereceğiz ama şuna dikkat edin. Farklı dediği için 2 veremem. Farklı demeseydi bakın yine onu da örnek vereyim isterseniz. Ben çok rahat şunu 2 verirdim. 1'e 1 bir e yine en büyük 1 olurdu. Buraya 10 kalırdı. 1'e 9 diyebilirim mesela. Ama farklı dediği için ifadeler değişiyor. O yüzden aman aman dikkat etmeniz önemli. Bir diğer soruya bakalım isterseniz. Buradaysa iki arkadaşımız var. Öğretmen Emine ve Ahmet'e e, dört işlemin sıralamasını sorduğuna Emine toplama çıkarma, oh, eyvah sonra çarpma yapmış. Yani yanlış öğrenmiş Demin İhsan gibi. Ahmet ise önce çarpma bölme afine, sonra toplama çıkarma ve bu doğrusunu öğrenmiş. O halde, o halde e, burada Ahmet Emine'den kaç fazla bulur? Bakalım. Ahmet ne yapmış? Ahmet demiş ki şöyle gidelim ve Ahmet'i şöyle inceleyelim. Ahmet diyor ki önce çarpma veya bölme yapılır. Bölme yaptığım zaman bakın buradaki ifade 2 bölü 2 1 yapar. O zaman 26 eksi 1 artı 4'ten 26 4 daha 30 burası 29 yapar. Uzatmayın. Peki diğer taraftan Emine peki desene bulurdu. olurdu? Emine bakın burada ne yapmış? Ee, önce toplama çıkarma yapmış. Yani önce şurayı toplasa 6 bulurdu. Şurayı çıkarsa 24 bulurdu. Değerlerimi güzel vermişim. 24 bölü 6 4 olur. O halde biri 29, biri 4. Ahmet Emine'den kaç fazla bulmuştur? Tabii ki 25 bulmuştur. Galiba burada bir da hata yapmışım. Onu da düzeltmiş olayım arkadaşlar. Burası kaç yapar? 25 yapar. Cevap Bursa'dır. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu da bu dersimizin son sorusu arkadaşlar. Pozitif tam sayıları işlem tanımını yenisi olarak kullanılan bir kalıp belli şekiller üzerinden işlemler tanımlanıyor. Eski işlemler konusu vardı artık bunun biraz daha böyle şekillisi daha çok soruluyor. Eğer daire içerisinde yatay bir çizgi varsa, bakın burayı iyi anlamanız lazım. Yatay bir çizgi varsa çarpma kullanmış. Eğer dikey bir çizgi varsa toplamayı kullanmış. O hale bakalım. Burada dikkat ederseniz ifadem e, ne kullanmış? Dikey yani toplama. O halde burada bir toplama işlemi var ve bunun cevabı kesinlikle 9'dur. Peki yatay olsaydı bu yatay kullanılmış. Burası 6 ve 2 çarpmış. Yani 12 yapmış. Gayet de basit fark ettiniz mi? Dikey ise topla, yatay ise çarp. Sonrasında ise bakın ben en son hali getireyim şöyle? Bir tane çirkin olamı idare edeyim. 9'a 12 daire çizdim. Burada yatay olduğu için yine çarpma yapacak. 9 çarpı 12 de burası kaç yapar? 108 yapar. Ve cevabı da çok rahat bulmuş olursunuz. Amaç 4 işlemi kullandırmak başka bir şey kesinlikle değil. Bir bahanedir yani. Bir A, B, Bir şekil demiştim, Hiçbir farkı ki temelde yok. Evet gençler sorularımız böyle dersimiz birinci dersimiz biter ben kaçar ee, tekrar etmeyi kesinlikle unutmayın videoları bazen durdurup soruları bir kendiniz çözün daha sonra çözümüne mutlaka kendiniz bakın ee, diğer dersimize kadar canlı kalın diri kalın Bahri hocalar <laughs>